Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere kenar öğesi yapacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha önce kanalımda motif çalışmasını ve birleştirme aşamasını yaptığım motiflerim var. Buna uygun kenar çalışması isterseniz buna uygun ben bir tane buldum. Ve ben de bunu yapacağım zaten. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirim tuşunu da aktif hale getirseniz benden gelen bütün videoların bildirimini ilk önce sizler alırsınız. Bizlere de bana da bu şekilde destek olabilirsiniz. Motif anlatımım ayrı var. Kare motif olarak geçiyor. Motif birleştirme var. Oradan da birleştirmesini yapabilirsiniz. Eğer bu motifleri beğenip örerseniz. Ben kenarını beyazla çalışacağım. Çünkü içinde beyaz da kullandım. Şöyle hemen ipimi sabitliyorum. Başka bir şeylerde de kullanabilirsiniz. Mesela çocuk yeleklerinde mesela patik kenarı süslemesinde bunun güzel olacağını düşünüyorum. Lif de olabilir, battaniye de olabilir. Ve ben de bu minik kırlent de deneyeceğim. Hemen ipimi köşeye sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Çok uzun bir ilmek çekmeye gerek yok burada. Buraya bir, iki, 3, 4, 5. Kapatıyorum. Fıstık yaptım. Siz burada örneğiniz neyse ona göre boşluk verebilirsiniz. Benim elimdeki trabzan. 1, 2, 3 trabzan bırakıyorum. Dördüncüye. Burada pardon üçüncü olacak. Çünkü dördüncü kasıyor. Evet. Hemen zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen trabzanın tepesine 1 2 3 4 5 kapatıyorum. 1, 2, 3 ileri. Buraya sabitleyip bir zincir çekiyorum. Benim örneğimde mesela böyle fıstıklar vardı. Kenar süslemesinde de böyle bir fıstık uygun olacağını düşündüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki farklı yerlerde de az önce söylediğim gibi kullanabilirsiniz. 1 2 ne kadar dolgun olursa o kadar güzel olacaktır bu. Trabzanlar çok açılma yapmasın diye ben 5 tane dolduruyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 ileri. Buradan bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane daha göstereyim. İpimi şöyle tutuyorum. Alıyorum. Bakın ipim burada. Buradan da alıyorum. 1, 2, 3. Şu şekilde de kapatabilirsiniz. Bu daha muntazam duruyor. Eliniz hangisine yatkınsa o şekilde kapatabilirsiniz. Bir iki tane daha göstereyim diğer şekilde. 1 2 3. Hemen böyle burayı sıkılayıp bir zincir çekiyorum.
tane daha yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu şekilde tutuyorum parmağımla. Alıyorum. Tekrar buradan. Bir, iki, üç. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Evet, pembesini bitirelim beraber. Bakın. 1, 2, 3. Burada dördüncüye gelelim. Eğer bu modeli yapıyorsanız ben hemen geri açıyorum buraya. Çünkü tam köşeye geliyor. Ben o köşeye batmak istiyorum. Orada boşluk kalmasın diye. Şöyle şuraya. Bu köşeye de fıstık yapacağım için burası da güzel duracak. Buraya 5. Şurada sayarsak birinciye buradan bu şekilde sabitlersek motifimize göre bir kenar oyası yapmış oluruz bu şekilde. Şöyle bir de yakından göstereyim. Bakın. Ama şuradaki deliklerin de üstünü kapatmak, boşlukta kalmasın diye. Beyazın üstünde de aslında bir iki tane göstersem görmeniz açısından çok iyi olacak. Hemen bir tane de beyazın üzerinden yapayım. Fikir olsun diye. Yoksa videoyu kesecektim burada. Şöyle 1, 2, 3. Evet, bakın. Çok şık durdu. Ben çok sevdim bu örneği de. Bunu çok yakıştırdım. Ben bunu bu şekilde kullanacağım. İnşallah. Evet. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.